İyi akşamlar. 22 Eylül 2021 Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz ve bugün tabelamız, hashtag'imiz durum bu. Durum bu ile ilgili o kadar çok ilginç de mesajlar var ki birazdan sizinle paylaşacağım. Ama evvela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu'nda liderlere seslenirken sözlerine, söylediklerine, mesajlarına bir bakalım. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, on milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Covid-19 salgınından Suriye, Afganistan ve göç krizine kadar birçok kritik konuda önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın kürsüden yaptığı Kırım çıkışı ise Rusya ziyareti öncesi Ankara-Moskova hattında tansiyonu yükseltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu'na katıldı. Kürsüden dünya liderlerine seslendi. Gündeminde Covid-19 salgını, Afganistan ve Suriye gibi önemli başlıklar vardı. Türkiye'nin milyonlarca göçmene kucak açtığını söyledi ve mesaj verdi. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin devamına izin verilmemeli dedi. Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının, bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. İsim vermeden Amerika'nın terör örgütü YPG PKK ile işbirliğini eleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde Rusya ve Ukrayna arasındaki Kırım sorunu da vardı. İlhakını tanımadığımız Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Cumhurbaşkanının Kırım sözlerine Moskova tepki gösterdi. Açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Bu gibi açıklamaların Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede küresel çapta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Küresel dayanışma açısından iyi bir sınav verilmediğini söyledi. Aşı milliyetçiliğini eleştirdi, yerli aşı müjdesi verdi. Yerli aşımız Türkovak'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Küresel iklim kriziyle ilgili de mesaj verdi Erdoğan. Türkiye'nin 2016 yılında imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nın meclis onayına sunulacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında beklenen görüşme gerçekleşmedi. Erdoğan, Ukrayna, Hırvatistan, Finlandiya gibi ülke liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanının temasları kapsamında görüştüğü isimlerden biri de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ydi. Destici görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Erdoğan muhabirin Afganistan konusundaki sorusuna Amerika'yı eleştirerek yanıt verdi. The United States has been there for the last 20 years, but why? Why? First, these questions should be answered by the United States. Cumhurbaşkanı Washington'ı Afgan mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmemekle suçladı. Amerika bu konuda daha fazlasını yapmalı dedi.